Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video nasıl editlenir, videoyu nasıl editlemeliyiz, onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu an benim kullandığım program arkadaşlar Camtasia diye geçiyor. Arkadaşlar şöyle Camtasia'nın zaten nasıl tam bir sürüm yapıldığını falan gösterdim. Şimdi arkadaşlar iki tane videoyu birleştireceğim ben bu videoda. Artı intro koyacağım. İki video birleştirmemin amacı da bir tane videoda duraklattım ve devam ettim. Onlar olacak. Ortasına şöyle bir efekt ekleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz tabii ki de. Sonra da YouTube abone ol butonu veya bir şey ekleyebilirsiniz. Tabii varsa ben şu an o var mı bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle ben bir editörüme gireyim arkadaşlar. Bakalım var mı görüntü. Bakalım öyle bir şeylerimiz var mı? Mesela arkadaşlar şunu ekleyeceksek böyle alıyoruz, sürüklüyoruz arkadaşlar. Buraya atıyoruz. Attıktan sonra arkadaşlar zaten videonuz burada çıkıyor. Intronuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Kontrol tuşunu ve farenin tekerlek tuşunu ileri basıyorsunuz arkadaşlar. Intronuz zaten burada gözüküyor arkadaşlar. Şu an videomuz neredeymiş? Buradaymış. Bunu ileri çekiyoruz arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar, hastayım da. Intro geldi arkadaşlar. Introyu başlatıyoruz. Intro çalışıyor. Normalde arkadaşlar bu intronun boyutu çektiğiniz şeyde olur. Bunu 1080p almak istiyorsanız arkadaşlar buradan şu üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 1080p Full HD var. Ben şu an onu kullanıyorum arkadaşlar. Buna getirerek de yapabilirsiniz. Okey diyorsunuz ve bunu yerine yerleştiriyorsunuz. Şu an gördüğünüz ben 720p yapacağım arkadaşlar. Pardon 1080p yapıyorum. Şöyle arkadaşlar birleştireceksiniz. Bir dakika. Heh, tamam buradan. Bu 2. Bu 3. Bunu diğer videolarda da yaparsınız arkadaşlar. Bu ortaya mesela şu an mesela şuradan. Şu an spin tanesi videosu diyorum mesela arkadaşlar. Şöyle başlıyor mesela. Hepinize burası böyle başlasın demiyorsunuz mesela arkadaşlar. Multiplayer oynuyoruz yanımda. Şu an bakın videoyu görüyorsunuz. Şu an böyle duruyor. 1080p ayarlı arkadaşlar. Bunu 1080p alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra bunu 720p yapıyorsunuz. Zaten o kendini ayarlıyor. Bunları da arkadaşlar şöyle küçülterek ayarlayın. Ben direkt şöyle yapayım. Tamam. Bunları ayarlamıştım ben daha önceden. Mesela arkadaşlar eski arkadaşım sayılır. Video var burada. Tam şuraya şey koyacaksınız. Böyle efekt koyacaksınız. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Hangi efekti istiyorsanız mesela şimdilik bunu koyalım. Tam şuraya sürüklüyorsunuz ve o efekt geliyor. Bir izleyelim arkadaşlar intro ile beraber. Tam o birleşme yerine hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Spintaris Multiplayer oynuyoruz. Yanımda Tom. Şimdi bunu koyduktan sonra arkadaşlar mesela drag'da attığınız bir video gene kontrol ile birlikte gidiyorsunuz. Şu an mesela tam burada var. Gördüğünüz üzere. Buraya da koymak isterseniz koyabilirsiniz. Sonuna mesela kanalıma daha çok destek için abone olabilirsiniz. Butonu eklemek istiyorsunuz. Ben de şu an olmadığı için fotoğraf nerede? Mesela şuradan gıcık oyuncunun ya da şunu alalım. ne alabiliriz? Şunu alalım işte. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde buraya koyuyorsunuz. Biraz büyütüyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz ki fotoğraf biraz belli olsun. Bunu şöyle. Dayı bak. İlla iyice mi büyütelim ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu sonuna koyuyorsunuz. Şu an bakın burada tamam birleşmiş. Şimdi bunu alıyorsunuz. Videonun sonuna kadar çekin. Şu an 1080p kalitede yapacak arkadaşlar. Tabi kendi video çektiğiniz kalite haricindeki 1080p kalitede yapacak. Tabi bunu render'e biraz uzun sürecek. Şu an arkadaşlar bakın. Bunu koyuyor arkadaşlar. Bunun arkasına efekt müziği ekleyerek mesela durun onu da yapayım göstereyim size. Aklınızda soru kalmasın.
Mesela arkadaşlar bunu biraz şöyle uzatalım. Bunu buraya koyalım. Editör. Böyle kendiniz arkadaşlar editör yeri açarsanız her şeyiniz burada, fon müziği mesela. Mesela bunu alalım arkadaşlar. Şunu şöyle kapatın arkadaşlar. Şurayı gördünüz. Tam şu altı sığdıracağız bunu, bu müziği. Bunu buraya sıfırlıyorsunuz arkadaşlar. Tam yani geldiği sürede yapacak. Bunu da böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Az geri geliyorsunuz. Tabi bakmak için. Kamyonu garaja çekti. Yükünü kaybedeceğiz. Evet. Biraz daha. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Aynen. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha çok Tufan'la Spin Tires Multiplayer videoları istiyorsanız videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar dilerim. Bakın müzik başladı ve şu an abone olma şeyi geçiyor. Eğer müziğin sesini kısmak istiyorsanız arkadaşlar buradan şöyle geliyorsunuz, edit audio yapıyorsunuz. Buradan bak mesela müziği böyle yapabilirim. Şu an müzik değişik çalacak. Hani müziğin hangi kulaklıktan duyulması için isteği buraya yapabilirsiniz. Buradan volümü düşürebilirsiniz. Mesela volümü düşürelim. Mesela bu şu an güzel mesela. Tam şu an 10 numara oldu. Ama bana burası yaramıyor arkadaşlar. Şöyle siliyorum burayı. Sonuna bir şey koymayacağım çünkü ben. Devam. Bu video burada böyle şey oldu. Tamam, herhangi bir sıkıntısı yok. Sonra arkadaşlar kaydetmek için yapmanız gereken videonun tamamına şöyle bir bakın. Bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben genelde Windows Media Player uzantısıyla kaydediyorum. Buradan arkadaşlar Custom Project neyse işte onu tıklıyorsunuz. Buradan bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Genelde ben bunu kullanıyorum yani, benim yaptığım gibi yapmak istiyorsanız. Sonra arkadaşlar aynı hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Burada şu çıkıyor arkadaşlar. Bunu 1080p olarak gösteriyor zaten. Ben bunu böyle yapacağım. Hiçbir şeye dokunmayacağım. Daha doğrusu siz eğer 1080p'yi tam olarak istiyorsanız genişliğinde, kalitesi haricinde onları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan ileriye basıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar ileriye basıyorsunuz. Şu an kaydetmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz buradan. Ve ismini seçiyorsunuz. Spin Tires Multiplayer başlıyoruz mesela. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Sona bastığınızda editleme yeri açılıyor arkadaşlar. Bu biraz 1080p kalitede uzun sürebilir arkadaşlar ki bunu 720p'de destekleyebilirsiniz. Ben 1080p çekiyorum bunu. Yani editlememin nedeni 1080p çektim. 1080p editliyorum ki kalite daha iyi olsun ki siz düşük kalitede izlediğinizde daha çok kaliteli izleyebilin diye yapıyorum bunu. Başka arkadaşlar bazı arkadaşlar sormuştu hangi programları kullanıyorsun şu an diye. Arkadaşlar benim bayağı bir programım var şu an. Yalnız şu an bilgisayar sıkıntı yaptı. Visual Studio mu açıldı? Şu an bir sıkıntı. Şu Visual Studio kapansın. Bilgisayar bir kendine gelsin. Spin Tires'ı da kapatayım. RAM harcamasın. Şu an %5'te görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle görev yöneticisini başlatıp bir kapatalım. Dayı sen kapalı değil misin zaten ya? Neyse bu bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar kullandığım programlar şunu bir kapat. Yoksa bilgisayar baba yiyecek ha. Eskiden kullandığım edit programı buydu arkadaşlar. Bir önceki çektiğim programda. Şöyle bir toplayayım şu programları.
burada var. Editör burada. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar, bu editör bölümünde programlar var mıydı lan? Hepsini bir araya toplayayım da. Şimdi arkadaşlar, ben önerim budur arkadaşlar. Editör bölümü açın kendinize. Krak atma mesela, videolarınızı buraya kaydedin. Mesela ben bu videoyu attım, siliyorum yer kaplamasın diye. Burada arkadaşlar görüntünüzü, fon müziğinizi, intronuzu, mesela orijinal ya da dönüştürmüş videolarınızı, vloglarınızın hazır olduğunu, tabi vlog çekiyorsanız bunu video olarak da kaydedebilirsiniz. Ben şunları bu arada şu görüntüye taşıyayım da burada durmasınlar. Bu arada alacağım arkadaş mikrofonum aynısı. Aç dayı aç. Yabancı değil biziz. Bu arkadaşlar mikrofon değişik sadece herhalde, yani yanlış görmediysem. Gördüğünüz gibi bu da video bu arkadaşlar. Programlarım, editlemin şu an programım. Bu arkadaşlar Bandicam'ı fazla kullanmıyorum. Bunu da videoları konvertliyorum arkadaşlar. Mesela uzantılarını değiştirebiliyorum. Bunu genelde vloglarda kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programlarım bu. Videoyu da bundan çekiyorum. Editlemeyi de bundan yapıyorum. Başka bir program kullanmıyorum. Mikrofonum zaten mikrofonu. Kulaklığımı zaten görüyorsunuz. Daha çok böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum, 48.000 izlenmeye ulaşmışız arkadaşlar. 156 abone ulaşmışız. Daha çok video istiyorsanız videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın.